Artı ifadeden iyi akşamlar. Ben Onur Nurdemir. Gündem ve ötesini bu akşam çok özel bir başlık altında, çok özel, çok değerli bir konukla konuşacağız. Bugün Haber Gazetesi'nin 13. kuruluş yıl dönümü ve bu amiral gemisinin ya da bu başarı hikayesinin kahramanı diyelim daha doğru bir tabirle Haber Medya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Haber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Necdet Uzun stüdyo konuğumuz. Sayın Uzun'la bu 13 yıllık süreci konuşacağız. Öncesinde kuruluş hikayesini konuşacağız ama en çok da bu 13 yıllık süreçte neler yaşandı hepsini tek tek bu akşam sizlerle paylaşacağız. Sayın Uzun, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim, 13 yıl dile kolay. Bir bölge gazetesi artık, Haber Gazetesi, uzunca bir süredir aynı unvanını koruyor ama bu hikayenin en başat aktörü sizsiniz. Hani amiral gemisi ise burası, kaptanı yanımda oturan sizsiniz. Dilerseniz bu 13 yılın nasıl bir hikaye olduğunu çok kısa bir girizgah yapalım. Daha sonra detaylarını paylaşacağız mutlaka. Şimdi ben öncelikle iltifatınıza teşekkür edeyim. Gazetecilik tek başına yapılan bir iş değil. Yani bir takım oyunu. Bu hikayenin çok kahramanı var. İsimli isimsiz birçok kahramanı var. Gazetenin çalışma düzeni bir zincirin halkalarına benzer. İşte haberi toplayan, haberi yapan, fotoğrafı çeken, sayfayı hazırlayan, baskıya giren, sabahın ilk ışıklarında da dağıtan. Bu zincirin halkalarından bir tanesi eğer aksarsa gazete okuyucuya ulaşmaz. Onun için bu hikayenin kahramanı çok. Kaptanı ben olabilirim ama kahraman çok. Haber aslında Türkiye'de gerçekten bir bilimsel araştırma konusu olacak bir yapı. Hatta geçenlerde 19 Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesinden bir öğretim üyesi kardeşimiz bu hikayeyi resmi bir çalışma haline de getirdi. Yani bilimsel bir çalışma haline geldi. Evet. Görüştü. Ve hayret etti. Yani bu yapı teorik olarak belki anlatılabilir ama pratikte çok başka şeyler yaşayan bir yapılanma, bir gazete. Devletten yararlanmayan, işte ihale işine girmeyen, işte objektif kalmaya çalışan, ta başından bu yana işte Sayın Adnan Ölmez, yönetim kurulu başkanımız, başkan yardımcımız, Ahmet Şon Ocak'la 13 yıl önce ortaya koyduğumuz ilkelere sımsıkı bağlı kalarak bugünlere gelmek öyle anlatılması kolay, yazması kolay şeyler. Ama hani eski bir deyim vardır, yiyen bilmez, doğrayan bilir diye. Yani evet, bugünlere geldik ama nasıl geldik? Hep birlikte konuşacağız onları. Ne mutlu. Efendim, uzunca bir süredir gazetemize de müteşekkiriz. Hiç şüphesiz kendilerine, toplumun birçok kesiminden çok değerli kutlama mesajları aldık. Bunu gazetemize de yaklaşık 10 gündür çeşitli aralıklarla yayınlıyoruz ama onların hem protokol anlamında hem de bizim için çok değerli bir yeri olan Sağlık Bakanımız ve Samsun Milletvekilimiz Sayın Ahmet Demircan'ın bu kuruluş yıl dönümüyle ilgili çok değerli bir mesajı var. Dilerseniz onu bir dinleyelim. Ondan sonra devam edelim yayınımız. Tamam. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan yayımladığı mesajda Haber Gazetesi'nin 13. kuruluş yılını kutladı. Demircan, Haber Gazetesi adına Haber Medya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Haber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Necdet Uzun'a hitaben yayımladığı kutlama mesajında da şu ifadelere yer verdi. Samsun Haber Gazetesi'nin 13. kuruluş yılını kutluyorum. Kurulduğu günden beri tarafsız ve objektif haberciliğiyle dikkat çeken gazeteniz, kısa sürede Samsun ve bölgenin sayılı gazeteleri arasında yer almayı başardı. 13 yıldır çizgisinden ödün vermeden yayıncılık alanındaki gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileyen gazete, haber konusunda hemşerilerimiz için de önemli bir referans noktası oldu. Kuruluş yıl dönümü vesilesiyle gazetenin bugünlere gelmesinde emeği geçenleri tebrik ediyor, başarılarınızın artarak devam etmesini diliyorum.
Sayın Bakan'ın bu değerli mesajı için bir kez daha kendisine teşekkür ederim. Saygılarımızı diletelim. Efendim, girişte de bahsettiniz Sayın Adnan Ölmez ve Sayın Ermeşan Ocak'ta. Yine sizin tabirinizde bugünkü köşe yazınızdan alıntıyla kuyumcu terazisinin hassasiyetiyle başladığınız bir serüven var. Dilerseniz Sayın Adnan Bey'in de mesajını, kutlama mesajını alalım. Ondan sonra devam edelim efendim. Yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana aynı çizgide kararlılıkla ilerleyen, ilkeli, kaliteli ve tarafsız yayıncılık anlayışıyla bölge haberciliğine üstün katkılar sağlayan Haber Gazetesi 13 yaşın. Haber Gazetesi. Doğru ve tarafsız gazete. Haber Gazetesi. Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ölmez, Haber Gazetesi'nin 13. yaş günü nedeniyle yayımladığı mesajda doğru, tarafsız ve ilkeli yayıncılık anlayışı içinde milli ve manevi değerlere sahip çıkan, haber ve yorumlarıyla çok önemli bir görevi yerine getiren tüm çalışanları kutladı. Adnan Ölmez, 13 yıl önce Haber Gazetesi ile başladığımız sektöre internet gazeteciliği, radyo, dergi ve televizyon kanalıyla Türkiye'de örnek bir medya kurumu olmanın onur ve gururunu yaşadıklarını belirtti. Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ölmez, bölge gazeteciliğinin önem kazandığı bir dönemde haber medyanın sorumluluklarının da arttığını kaydederek, basının özgürlüğü kadar sorumluluklarına da sahip çıkması kaçınılmaz bir gerçektir, dedi. Samsun'da Haber Gazetesi tam 12 yıldır, yani 144 ay, 4380 gün yayın hayatından bir gün dahi olsun yağmur, kar, fırtına veya olağanüstü hal dahi hiçbir gün yayın hayatından geri kalmadan hayatını devam ettirmiştir. O günden bugüne kadar İlkeli, doğru, basın ahlak ve kurallarına uygun, ödün vermeden yayın hayatını sürdürmenin karşılığını her zaman okuyucudan almıştır. Bu anlamda Samsun halkına ve bölge insanına, hemşerilerimize, Samsunlu olup da dışarıda, farklı illerde ve dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan tüm okuyucu, izleyici, dinleyici hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bizi her zaman hak ettiğimiz yere taşımıştır Samsunlu hemşehrilerimiz. Tabii ki sadece basın hayatında 12 yılda gazeteyle yayın hayatımızı sürdürmedik. Bu arada önce haber radyoyu kurduk. Daha sonra Haber Hayat dergisiyle, son olarak Samsun'da uydudan tek yayın yapan HaberX TV televizyonu da bünyesine katarak bütün yayın mecralarını tamamlayıp haber medya grubunu oluşturdu. O günden bugüne kadar tabi basın hayatında da bir sürü değişimler oluyor. Bu gelişmeleri, değişimleri, teknolojik imkanları tamamını kullanarak bunun değişimin gerisinde de kalmadık. İnternet gazeteciliği ve sosyal medyada ciddi anlamda yatırımlar yaptık. Bu yatırımların karşılığını da takipçi anlamında, beğeni anlamında okuyucularımızdan hep gördük. Bundan sonra yapacağımız haber medya anlamında Samsun'da yapacağımız basın hayatına katacağımız değerin tamamını kattığımızı zannediyoruz. Bu da bizi Türkiye'nin medya grubu olarak, okuyucu beğenisi olarak ve tiraj anlamında, reyting anlamında, yani kısaca işitsel, dinlesel ve okuyucu olarak bizim Türkiye'nin bölge anlamında ilk
üçün içerisinde olduğumuzu görmekteyiz. Bu da bizi ciddi anlamda mutlu ediyor ve bizim heyecanımızı arttırıyor. Haber Gazetesi'nin kuruluşundan bugüne kadar olan süreçte başta genel yayın yönetmenimiz Necdet Uzun olmak üzere haber müdürü, muhabir arkadaşlarımız, haber servisi, yazı işleri müdürümüz, görsel serviste çalışan arkadaşlarımız, ayrıca matbaada baskı yapan matbaadaki görevli arkadaşlarımız, matbaa müdürümüz, matbaadan baskıdan sonra gazetenin dağıtımındaki görev yapan dağıtım müdürümüz ve dağıtım ekibindeki arkadaşlarımız, ayrıca Yaysat'ta bayilere dağıtım yapan ve bizi okuyucuyla bayiler üzerinden buluşmamızı sağlayan Yaysat'taki görevli arkadaşlarımız. Yani haber gazetesinde çalışan arkadaşlarımızın tamamını bu başarıyı, bu okuyucu memnuniyetini bize sağlayan ekibe ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsini alınlarından öpüyorum. Ayrıca gazetemizin gazetemize köşe yazarı olarak fikirlerini, içsel ve dışsal düşüncelerini, dünya görüşlerini gazetemize yansıtan bütün köşe yazar arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Bizi masasından, evinden, evlerinden izleyici olarak, masasında işte gazetemizi bulunduran okuyucu olarak bizleri takip eden tüm Samsun, hem Samsunlu hemşehrilerime, Samsun halkına ve Samsun'un dışarıda yaşayan bütün bölgedeki Samsunlulara teşekkür ediyorum. İnşallah 2018'de ve diğer yıllarda daha iyi yerlerde, daha güzel işler yaparak tekrar bu özel günlerimizi kutlamaya beraber yaşamayı Yüce Allah bize nasip eder. Hepinize teşekkür ederim. Sayın Ölmez'e ve Sayın Şen Hoca'ya bu güzel dilekler için bir kez daha teşekkür ederim. Efendim, hazır oraya kadar gitmişken aslında bu hikayenin başladığı noktaya gidelim dilerseniz. 13 yıl önce bugün çıkan yepyeni bir gazete. Yine o gün aynı ünvanla Doğru ve Tarafsız Haber dediniz. Bugün de aynı yerdeyiz hiç şüphesiz. Biraz o doğum sancısını da ve doğum heyecanını da aslında sizden dinlemek isteriz hiç şüphesiz. Şimdi Samsun'da 16 üniteli bir baskı tesisini sadece bir usta İstanbul'dan Türkiye Gazetesi'nin baskı tesislerini aldık. İstanbul baskı tesislerini aldık. Sadece bir usta var. Diğerleri 20-25 günde yetiştirilmiş. Ama matbaacılığı az çok bilen insanlarla baskıya girdik. Tabii ki haber tarafında tecrübeli arkadaşlarımız vardı. Grafikte, sayfada, sayfa yapımında vardı ama en çok matbaada sıkıntı çektik. Çünkü hem kağıt hem ısıdan etkileniyor. O zaman filme alınıyor. Daha sonra baskıya giriyor. Bir yin hikaye var. Şimdiki gibi kolaylaşmadı baskı. Makine duruyor. Tekrar baskıya giriyorsun. Kağıt yırtılıyor. Biz sabaha kadar matbaadaydık o gün. Gelişen diğer günlerde de hep böyle oldu. Tabii bunlar geride kaldı aslında. O gün gerçekten çok meşakkatli günlerdi. Sabahın ilk ışıklarında eve gittiğimiz oldu. Yani uykusuz gecelerimiz oldu. Ama geriye dönüp baktığımda iyi ki bunları yaşamışım diyorum. Çünkü çok hayatta çocuklarımıza, torunlarımıza anlatacağımız, genç meslektaşlarımıza anlatacağımız güzel şeyler var. Çünkü onların birçoğu bunları yaşamadı, bilmiyor. Yani bunlar hakikaten yani anlatması kolay, yazması kolay, söylemesi kolay
Ama yaşamak çok zor olan şeylerdi. Şu anda bile bunları anlatırken eminim o günleri hatırlayarak geriliyorum. Yani böyle sanki o atmosferi yaşıyormuşum gibi bir his oluyor. Şükürler olsun bugünlere geldik. Evet. Kimsenin ahını ve ahını almadan, canını yakmadan bugünlere geldik. Şükürler olsun diyorum. Allah mahcup etmesin diyorum. En güzeli de bu galiba. Evet. Çünkü 40 yılı aşmış bir meslek deneyimi ve 13 yılı bunun böylesine bir gazetenin her satırında, her cümlesinde emeği olan bir insan. Dilerseniz bugünkü köşe yazınıza yeni alıntı yapacağım. Sayın Ölmez ve Sayın Şen Ocak'ta neyi değil neleri yapmayacağımızı konuştuk gazeteyi ilk kurduğumuz zamanda diyorsunuz. Ve dilerseniz o gazeteyi de birinci sayımızı da gösterelim. Bu Haber Gazetesi'nin tam 13 yıl önce bugün çıkan ilk sayısı. Bu sayı Necdet abinin yine her zamanki yerinde, yani gazetemizin sol alt köşesinde duran köşe yazısıyla imzasında olduğu yer hiç şüphesiz ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın, ki dönemin başbakanı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve eşi Emine Erdoğan'ın katıldığı görkemli bir törenle startı verildi bu gazetenin. O günde, o akşamında aslında biraz konuşalım. Az önce izleyicilerimize o gecenin fotoğraflarını yansıttık abi bir taraftan sizler değerlendirirken. O akşamki heyecan neydi peki abi? O gece neler yaşandı? Şimdi Cumhurbaşkanı, o dönemin Başbakanı Erdoğan ve eşi Emine Hanım Büyük Samsun Oteli'nde açılışa katılacak. Büyük Samsun Oteli'nin salonu ana baba günü. İğne atsan yere düşmüyor. Konuklarımız oldu. Aman Allah'ım. Biz Adnan Bey, Ahmet Bey, ben, Tayyip Bey, Emine Hanım hep birlikte pastayı keserken sorumluluğumuzun o zaman bir daha gördük ki ne kadar çok olduğunu. Çünkü biz bir partinin mensubiyeti içinde olan insanlar değiliz. Hiçbirimiz. Ve bunu bir partinin genel başkanı ve başbakanı açıyor. Bir kısım işte AK Partili gibi görmeye çalıştı o zaman ama asla o süreçte tarafsız doğru yayıncılığımızdan taviz vermeme adına bütün insanlar bizim hakkımızı teslim etti. Çünkü orada sadece AK Partililer değil, CHP'liler, MHP'liler, işte ne bileyim marjinal noktada olan siyasi partiler, hepsinin temsilcisi vardı. STK başkanları vardı. Bölge milletvekilleri vardı. CHP'li milletvekilleri vardı. Bölgeden bir insan gelmişti. Ve biz o fotoğraf bize aslında bu işi başarmak zorunda olduğumuzu gösterdi. Çünkü o insanların itimadı ve güvenini bizim için çok önemliydi. Arkamızda bir dağ vardı. Yani o dağ bir siyaset değil, bir ticaret değil. O sevgi dağını biz arkamızda hissedince yürüdük geldik. Yani o gün, bugünkü yazımda da ifade ettim. Şimdi biz ta başında neler yapacağımızı biliyorduk zaten. Yani yılların birikimiyle ne yaptığımız ortada. Yapabildiğimiz hem Adnan Bey'in hem Ahmet Bey'in hem benim kendi alanlarımızda yaptığımız işler ortada zaten. Bizden kötü bir iş çıkmaz. İşimizi iyi yaparız. Yapacağımız işte endişemiz yoktu. Ama ne yapmayacağımızı çok iyi biliyorduk. Şantaj yok. İftira yok. Yalan yok. Haber neyse o. Hatalarımız elbette olmuştur, yanlışlarımız olmuştur, eksiklerimiz olmuştur. Ama bunda asla kasıt yoktur. Olmamıştır da.
Ha bizi bilen biliyor zaten. Bu şehir hem etnik yapısıyla hem hısımlık, akrabalık, arkadaşlık bağıyla bizim için küçük bir şehir. Yani biz burada yanlış yapamayız. Biz arkalarında koruma ordusuyla gezen insanlar değiliz. Evimiz belli, işimiz belli, gidip geldiğimiz cadde, sokak belli. Bizim hayatımızda arkamızdan ıslık çaldıracak, niçin ıslık çaldıracağız ya da arkamızdan bize yuh falan diye bağırtıracak? Ne uğruna? Para uğruna asla olmaz zaten bu. Ne uğruna yapacağız? En önemli nokta burası. Tanımadığımız insanların biz gelip kapımızı, bizim kapımız ardına kadar açık ve insanlar da bilir yani bunu. Ne insanlar çıktı geldi, abi benim montumdan tanıdılar ya mahallede dediler. Adama dedik ki bu değil dedik. Yani bizim kimseye bir kastımız yok. Tanımayız, etmeyiz, bilmeyiz. Aldığımız bilgi öyledir. O bilgiye göre haberi yaparız. Yorumda da zaten yazar arkadaşlar da söylemişizdir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş temel felsefesinin dışında anayasaya aykırı hiçbir görüşe bu gazetede yer verilmez. Bu bellidir çizgimiz, kırmızı çizgimiz bellidir. Milli manevi değerleri de her zaman hassasiyetimiz vardır. Dil, din konusunda kimseyi incitmeyiz, iftira atmayız, aşağılamayız. Hiç kimseyi mahkeme süreci bitmeden suçlu olarak görmeyiz. Yani mesleğin evrensel değerleri içinde de çok önemli bir misyon üstlenmiş bir gazeteyiz. Medya kuruluşuyuz genelde. Sadece bu haber gazetesinde değil, televizyonda da böyle, internet gazetesinde de böyle, Haber Hayat dergisinde de böyle, radyoda böyle. Bu bizim olmazsa olmazlarımız. İşte biz bunları ortaya koyunca elbette ki ortaya çıkan tablo bizi daha ilk ay 6. yani kurulduğumuzun ilk 6 ayında birinci sıraya oturttu. Daha sonra da açık ara önde yaptı. Yani bu, yani bunların hiçbirisi oturduğumuz yerde olmadı. Çalışarak oldu. Bakın ben şu anda ilerleyen yaşıma rağmen biliyorsunuz üst kattan indim aşağıya, sayfanın başındaydım. Evet. Benden daha genç arkadaşlarım saat 6'da dükkan kapatıp gidiyor. Şimdi ben ne yapayım yani çalışıyoruz diye kötü mü olacağız yani? Ya galiba yani, Necdet Uzun yapan, Haber Gazetesi'nde Haber Gazetesi yapan tam olarak bu bahsettiğiniz durum aslında abi. Yani biz inanarak bir şey yapıyoruz. Ya sizin sevmediğiniz bir yemeği bir başkasına yedirmeniz gibi bir şey. Güzel olsun. Ya renklerle uğraşıyoruz, fotoğrafları iyi olsun diye uğraşıyoruz, mizampajla uğraşıyoruz, haberin içeriğiyle uğraşıyoruz. Bunları sen daha iyi biliyorsun. Tek bir şey bile neleri sorduğumu biliyorsun. Açıp telefonda bu eksik, bu fazla, bunu niye yapmadınız diyorum. Yani bunu demek zorundayım. Ben bunu yapmak zorundayım. Niye? Çünkü hatta size hep tembih ederim. Cenazenin cenaze haberlerinde bile aman isimleri unutmayın, gidin sorun, insanlar kırılgan, belki muhabirleri tanımıyor ama gelin bana sorun, ben birçok zaman fotoğraflardan insan seçmişimdir, koymuşumdur. Yani hakikaten kuyumcu terazisinin hassasiyetiyle iş yapıyoruz ve bu süreç aslında dün nasılsa, yani kurulduğu ilk gün nasılsa bugün de öyle. Yani 13 yıl sonra da aynı şekilde devam ediyor bu çizgi. Ve Haber Gazetesi'ni belki de evet mizampaj olarak, evet içerik olarak başka bir yerde ama bu değerler bütününden kaynaklanan bir durum sadece. Yani bahsettiğiniz bu değerlerin tamamı bizi biz yapan değer Haber Gazetesi'nin, daha doğrusu aslında daha genel manada sizin de bahsettiğiniz gibi haber medyayı medya yapan değerlerin tümü. Şimdi bu süreçte, geldiğimiz bu 13 yıllık süreçte çok üzüldüğünüz, çok sevindiğiniz, çok mutlu olduğunuz, çok kahrolduğunuz birçok gelişme yaşandı, birçok an yaşadınız. Ama bizi hep tembihlediğiniz, onun üzerinden geleyim. Çünkü
biraz dertleşen, biraz da bizi konuştuğumuz bir yayın olacak. Son süreçte sizi en çok mutlu eden durum neydi Haber Gazetesi'ne ya da haber medyaya dair bir anekdot var mı? Çok. Bugün olanı anlatayım mesela. Lütfen. Bu sabah. Lütfen. Geldim. Ahmet Bey dedi ki görüşebilir miyiz dedi. Gittim. Pardon. Sabah bir konu vardı. Benim kafamı taktığım, üzüldüğüm konu vardı. Ondan sonra biraz dertleştik falan. Geldim ben kendi odama. Öyle saatleri falandı. Görüşelim dedi. Senin moralini düzelteyim dedi. Ondan sonra gazeteyle ilgili değil tabii bu. Ailemle de ilgili değil. Başka bir aslında bir yanlış anlaşılmanın şeyi. Turkcell'in de CEO'su, evet, Kaan Terzioğlu bugün bir Twitter atmış. Twitter, evet, hesabından bir şey, evet, paylaşmış sosyal medyadan. Yerel gazeteciler içinde platformda en çok talep Haber Gazetesi'nde görülüyordu. Şimdi 2,5 milyon insanın indirdiği bir dijital medya platformu Turkcell TV, evet, ve en çok Türkiye'de yerel gazete olarak Haber Gazetesi indiriliyor. Bölgede de tek. Tabii, bölge gazetesi olarak da tek. Ve biz bundan da para almıyoruz üstelik. Evet. Yani bize bir artı yok. Ayrıca Haber Hayat Dergisi olarak da biz oradayız. Ve Haber Hayat Dergisi de ilk aylarında 3600 kişi tarafından indirildi. Yani evet, gazeteyi konuşuyoruz ama gazete haber medyanın öncüsü. Yani hepimiz birbirimizle bir bağ halindeyiz. Müthiş bir ilişki bağımız var. Yani birbirimize iç içeyiz. Tabii bunlar bizi onurlandırıyor, bizi sevindiriyor. Ve bugün CEO'nun, Turkcell CEO'sunun o mesajı beni çok mutlu etti mesela. Bugünkü şeyi söylüyorum. Ya biz zaten günlük yaşayan insanlarız. Yani bugün ve bir gün önceden yaşayan insanlarız. Herkesten bir gün önce seviniyoruz. Herkesten bir gün önce üzülüyoruz. İşte bir çok feci bir olay oluyor. Özellikle çocukların karıştı. İçimiz yanıyor, parçalanıyor. Ama okuyucu ertesi gün buna şey yapıyor. Her gün böyle şeyleri, gelgitler, metcezirler yaşıyoruz yani. Bizim gazetecilerin de diyabet ve yüksek tansiyon olmasının yegane sebebi de bu gelgitlerdir yani. Hiçbir. Çünkü buna yürek dayanmaz yani. Yani, o klasik başlıklardan biri artık aslında gazeteciler için de bir gerçek, şüphesiz değil mi? Yürek dayanmaz dediğimiz, evet, noktada. Yani böyle bir ruh hali yok yani. Hı hı. Ama şükürler olsun. Yaptığımız güzellikler karşısında aldığımız olumlu tepkilerle, moral motivasyonla, böyle işte sabah bugün duyduğumuz şeyle, hı hı, seviniyoruz. Yani zor şeyler bunlar. Ben şimdi dışarıdan, mutfakta olan insan için zor bu şeyler. Dışarıdan yazdığınız zaman falan fazla etkilenmiyorsunuz gibi. Hı. Ama mutfağın içinde yemeği yapan insan olarak bir takım katkıları, sosunu, şununu, bununu hepsini elden geçirdiğiniz için biliyorsunuz. Yani bildiğiniz için de bazı çektiğiniz sıkıntıları siz biliyorsunuz. Yemek yok. Mesela malzeme yok, yemek yapıyorsun. Bazen hani öyle düşün. Yağ yok, yemek yapıyorsun. Nasıl yapılır? Yağ yok, yağsız yemek nasıl yapılır? Bunun gibi tuz yok, işte biber yok. Bazen o yok, bu yok. İşte bir yemek yapacaksın, soğanı yok, soğanı yerine. Böyle bir mutfakta çalışıyoruz. Yani gazeteciler böyle bir, yani özellikle yönetim anlamındaki
arkadaşlarımızın farklı bir çalışma konsepti var yani. Şüphesiz. O yüzden de yürek dayanmıyor yani. Hiç şüphesiz ve o mutfakta her gün o yemek pişecek. Yani her gün bir öncekiyle yaptığınız asla yetinmek durumunda değilsiniz, yetinemezsiniz. O yemeği her gün elinizdeki malzeme neyse tekrar Allah gücünden versin, ölsek de o yemek yapılacak. Pişmeye devam edecek. Yani rotatifler dönecek, gazete çıkacak. Eyvallah. Aynı tiyatronun sahnesi gibi, sende tiyatro şeyim var, kültürüm var diye söylüyorum. Yani o perde kapanmaz. O perde yani. Bizim perdemiz de kapanmayacak. Allah uzun, sağlıklı, hep beraber güzel günlerde nice 13 yaşları kutlayalım. Yani önemli olan o. Kendimizi övmek değil şüphesiz ama bugün yazınızı bitirdiğiniz noktada iyi ki varız dediniz ya. Galiba oradayız ben de. Yani çok fazla insan geldi. Çok fazla insan bu kapıdan girdi ve çıktı. Buraya çok büyük emek veren, az önce bahsettiğimiz gibi bir sürü isimsiz kahraman var. Sizin de dile getirdiğiniz gibi ama şimdi Haber Medya, Haber Gazetesi 13 yıl önce oradan buraya geldi ve bu süreçte teknolojiyi de hiçbir zaman el aşağı etmedi. Çünkü lider olmanın sorumluluğu bunu gerektiriyordu. Zaten sadece şehirde değil, bölgenin de lideri gazetesi ve Türkiye'nin, sizin de çok net bir şekilde daha önce defalarca anlattığınız gibi, şehir bazlı düşündüğümüzde Samsun'un Türkiye'nin en iyi yerel gazetesi, en çok satan, en yüksek tiraj olan yerel gazete, bölge gazetesi. Bu noktada geldiğimiz noktada az önce bahsettiğiniz gibi Turkcell CEO'sunun direkt Haber Gazetesi'ni betimleyerek bahsettiği o tweet'in ardından şu çok önemli belki de, teknoloji altyapısını da sadece gazete olarak değil, tüm medyadaki kuruluşlar anlamında, medya organlarımız açısından da aynı şekilde devam ediyor. Ve bu süreçte yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak da aldığınız çok net, çok radikal ve çok yerinde kararlar oldu. Ki bu da aslında bizi bu doğruya götürdü. O süreci de biraz konuşalım. Yani 13 yıl içinde teknoloji muazzam bir şekilde değişti. Her yerde olduğu gibi bizim sektörde de çok hızlı bir şekilde değişti. Ama değişmeyen bir şey var herhalde, bu işin yüreği. Yürek teknolojiyle buluştu ve Haber Medya yolculuğuna devam ediyor abi. Sen benim 27 Kasım yazımı yazmışsın. Bak ne demiş. Emek, yürek, teknoloji. Aferin, iyi çalışmışsın. Teşekkür ederim abi. Şimdi evet, teknolojiyi kullanacak da olan insan, eğer işte o güzel dünyanın paralarını verilip alınan kameralar insansız çalışmıyor. Aynen. O kadrajı eğer iyi bakamazsa, göremezse, iyi görüntüyü yakalayamazsa bir anlamı yok ki onun. Kesin. Makinenin bir anlamı yok. Yani fotoğraf makinesi iş görüyor ama insansız iş görmüyor. Şimdi insan odaklı bir iş bizim işimiz. İyi insanlar daima iyi şeyler yaparlar. Bunu kesintisiz söylüyorum. Ancak biz teknolojiye gerçekten büyük yatırımlar yaptık. Yani işte İstanbul'da incelemelerde bulunduk. Bursa'ya gittik. Adnan Bey, Ahmet Bey. Hı. Gittik, gazeteleri gördük, televizyonları gördük, radyoları gördük, dergileri gördük. Bugün bizim ortaya koyduğumuz bütün mecraları bir araya topladığımızda buraya ziyarete gelen televizyoncu arkadaşlarımız var. Hatta geçen işte Uğur Dündar Bey bile geldi. Ziyaret etti, çok beğendi. Kanal genel yönetmenleri geldi. Ya bizim kanaldan 1000 kat daha iyi diyenler var. İşte yurt dışından, yurt dışından çok fazla geldi. Ziyaretçilerimiz oluyor. Özellikle basın sektöründe, evet, de geldi. Şimdi buralar bizim değil aslında. Yani burası Samsun ve bölge halkının. Şimdi ne güzel, bakın. Samsun'da Allah korusun bir şey olsa, Haber Medya Samsun'un dünyaya açılan, uydulan tek penceresi. Evet. Yani bu çok önemli bir imkan. Kesinlikle. Diğer yanda radyo.
Bakın, radyo web TV aracılığıyla programlarını dünyaya iletiyor. Sadece bölgeye falan değil. İşte gazete, dediğim gibi dergilikte, internette, mobil uygulamalarıyla, mobil uygulamalarında, e-gazete olarak, e-gazete olarak da. Şimdi dışarıya ulaşıyor yabancı ülkelerde bulunan Samsunluların okuduğu bir gazete. Yani sesini duyuruyoruz bölgenin ve Samsun'un. Öbür yanda dergi akeza, dediğim gibi hakikaten Samsun'da 5 yıl süreyle her ay düzenli çıkan, bugüne kadar böyle bir dergi yok. İsteyen araştırır bakar. Ben 43 yıldır bu mesleğin içindeyim. Kimin ne yaptığını da iyi bilirim yani. Ama işte yıl 1 sayı 1, yıl 5 sayı 2 gibi dergiler çıkmıştır. Ama bu anlamda magazin ağırlıklı bir dergi ilk defa böylesine süreç içinde yerini aldı. Ve bugün nereye giderseniz gidin, kuaförlerde, otellerde, kadınların daha çok olduğu bütün yerde Haberiyat dergisi. Yani bunlar tesadüfi değil yani. Diğer yandan sosyal medyada canlı yayınlarla insanlara ulaşıyoruz. Değil mi? Yani bütünüyle baktığımız zaman haber medya bizden çok Samsun'un ve bölge halkının malı. Hiçbirimiz bir gün olsun devletten ihale almak için bu medyayı kullanmadık. Zaten devlette de işimiz yok. Şimdi tabii ayaklarının üzerinde durmak da çok zor. Evet. Yani ama ben bize destek veren, bu medyayı bizim olarak gören bir büyük ailenin fertleri içinde hakikaten yüreğiyle, yani maddi demiyorum, maneviyatıyla destek verenlere burada sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum onlara. Niye? Bu çok önemli bir şey. Ya eline sağlık olsun demek. Güzel olmuş demek. Bunlar güzel duygular, insan duyguları. Yani nezakettir, letafettir. Geçen de yazdım. Ya bu güzellikleri her alanda yaşarsak daha mutlu bir ülkenin insanları olarak huzur içinde oluruz ya. Yok tabii. Yani bu medya, haber medya bizim olarak görmüyoruz. Bu medyanın kapısı herkese açık. Sadece devlet düşmanlarına, bölücü hainlere ve dediğimiz anayasada ifade edilen kavramlara karşı olan insanlara kapalı bu. Ama diğer herkes demokratik kurallar içinde yapılanmış herkese kapımız açıktır yani. Kapımızda, sayfalarımızda, televizyonumuzda. Kesinlikle yani haber medyanın kesinlikle kapısı olarak ifade ediyorum. Necdet abi, seni yakinen tanıyanlar iyi bilir belki ama okuyucularımızın ya da izleyicilerimizin bir kısmı bilmeyebilir bu detayı. Sizinle ilgili bir detayı paylaşacağım müsaadenle. Özellikle mizampaj konusunda ne kadar hassas olduğunu, ne kadar titiz olduğunu çok iyi biliyoruz. O doğum sancısını, o özellikle gazetenin her bir sayfasına, işte az önce bahsettiğin gibi gece yarılarına kadar hala daha devam eden o yolculuğunda bir hassas noktam var. Yani gecenin 11'inde, 12'sinde, 1'inde burada zaman zaman kaldığımda, zaman zaman telefon aracılığıyla defalarca çok farklı işler yaptık ve gazete her gün, izin olduğun günlere de hariç diyelim, senin imzanla çıktı. Şimdi başka bir noktaya geleceğim. Başka bir örnek üzerinden geleceğim. İzinli olduğum günlerde de sayfalar atıldı biliyorsun. Evet evet oğlum, yani orada da yani kaç sayı oldu? Buraya çalışmadım, çok özür dilerim. Yani 2005'ten bugüne kaç sayı oldu onu bir ona bakamadım, çok özür dilerim ama herhalde imzanın olmadığı bir 10 sayı yoktur diye tahmin ediyorum abi. O titizliği alacağım. Bir de gündemde başka bir şey var. 13. yıla devam edeceğiz ama
birkaç gün önce yazdığım bir yazı vardı. Bu gazeteci demeyeyim, benim haddime değil bunu deyip dememek, kararını vermek hiç şüphesiz ama Rasim Ozan Kütahyalı gibi biri çıktı ve her zaman ettiği lafları etti abi. Ben biraz dediğim gibi dertleşmenin de verdiği rahatlık da biraz camiayı da konuşmak isterim müsaaden olursa abi. Şimdi bir taraftan böyle bir yapı, kuyumcu terazisi hassasiyeti ama bir taraftan aynı ünvanı taşıdığını iddia eden ama asla aynı kefeye konulamayacak insanlar da bu sektör üzerinden ekmek yedi. İyi de ekmekler yediler, yemeye de devam ediyorlar. Ben biraz burayı da konuşmak isterim abi. Yani gazeteci şudur, budur, 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 budur. Belki sabaha kadar sayabilirsin burada ama gazeteci net değildir abi. Şimdi ekmek yedi dedin de yani çok özür dilerim ama kadın tellallığı yaparak para kazananlar da aklınca ekmek yiyor. Şimdi ekmek yemek, helalinden aynen. Ekmek yemek. Aynen. İstemediğin, hak etmediğin bir şeyle şantaj yaparak, insanları karalayarak, insanları tuzak kurarak kazanmış her para haram para kardeşim. Şimdi bunu yaparsın ama uzun soluklu olarak bu meslekte kalamazsın. Kimler vardı, kimler gitti, yoktu. Şimdi kaç kişi kaldı? Neredeler? Yoklar. Bir gün Ankara'da İletişim Fakültesi'nde öğrencilerin derece almış öğrenciler işte birincilik şeyleri çakılırken birinci çocuk genç diyor ki ne olacaksın diye bir konuşma yaptırıyorlar ya. Ben diyor asla Reha Muhtar gibi gazeteci olmayacağım diyor. İşte anlatıyor. Şimdi Reha Muhtar nerede? Yok. Bu Ozan Kütahyalı nereden çıktı? Ne, nasıl geldi? Ya ben Ergenekon, Balyoz, Kumpas davalarda, o davalarda hüküm giymemiş insanları mahkum eden adamlar. Bunlar kim? Yani bir eşi, bir kendisi televizyonlarda açıyorsun hangi kanalı açarsan aç bunlar var. Kim bunların arkasında? Bunlar kim? Birikimleri ne, deneyimleri ne, gazetecilikleri ne? Yani ne oldu? Allah şaşırttı işte. Allah şaşırttı. Yani öyle bir şey olabilir mi ya? Bir de bak gazetecinin mesleki ahlakından çok insanın kendi içinde fıtratında var olan bir takım hasletlere aykırı bir davranış biçimi ya. Ne diyor? Sen eğer gazeteci olsaydın hiç kimsenin dili, dini, ırkı ile ilgili aşağılayıcı bir ifade kullanamazsın. Dünyanın her yerinde bu geçerli. Bir insanlık suçu aşağı. Tabii. Sen gazeteci misin? Ya? Gazeteci olmadığın için söylüyorsun. Tabii. Ben sadece ona suç bulmuyorum. Asıl suç reyting kuruna bu adamlara yer veren kayıkçı kavgaları yaptıran televizyon yönetimleri. Yalandan yere kavga çıkartıp insanlar ama biraz da sosyal medyada işi kaynatıp öyle mi? Bizim millet de zaten meraklı. Ne olmuş bunu? Ya bırakın Allah'ını seversen. Ya. Milletin anasına avradına küfür etmedikleri kaldı televizyonlarda ya. Hakaretin mini bir para ya. Yani bunun günahını sadece ben o Rasim Ozan Kütahyalı'ya bulmuyorum. Mehmet Baransu'yu çıkarttılar bir ara. Evet. Davulcuyu. Evet. Tuncay Öpçü'nden aldı belgeleri. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kurulan kumpas davalarının kumpasların hepsi o bavulcunun tezgahından çıktı. Bir de televizyonlara çıkıp aldı eline tutuşturulan şeylerle yok şöyledir böyledir diye ahkam kesmeye başladı. Kimsin kardeşim sen? Ne gazetecisin? Nereden geldin? Nereye? Yani ne gazetecisin sen ya? Ver eline birileri tutuşturdu kağıdı. Bir bin insan masum insanın canını yaktı. Aileleri perişan etti. O insanların çocukları X-ray cihazlarından geçerken külotları çıkarıldı. Bugün de yapılıyorsa bugün de yanlış diyorum.
Dün de yanlış diyorum. Yapmayın böyle böyle insanları linç edemezsiniz kardeşim. Linç edemezsiniz. Bu gazetecilik değil. Bu olaydan sonra, bu olayın üzerinde belki konuşmak çok doğru değil. Çok da uzatmaya, çok da prim yaptırmaya aslında gerek yok bu tür insan diyelim hadi yine. Ama sonrasında ciddi anlamda bir reaksiyon, bir tepki, toplumsal bir tepki ortaya çıktı. Kütahyalı'nın bu insanlık dışı söyleminden sonra diyelim. O sizce doğru bir yere kanalize oldu mu? Yani bu toplumsal reaksiyonda bu kararda etkili oldu mu peki sizce? Şimdi bak ben bir şey daha hatırlatayım. Bir büyük gazete bir sporcumuzla ilgili yanlış bir haber yaptı. Tam 300 bin faks çekildi bu gazeteye. Gazete o haberden özür diledi. Haberle ilgili özür diledi ve geri adım attı. Evet. Bakın o Ozan Kütahyalı'nın, Rasim Ozan Kütahyalı'nın olayında da insanlar o televizyonun önünde gösteri yaptı. Sosyal medya patladı. Ya illaki bir şey mi olması lazım insanların bu adamlara tepki ortaya koyuyor. Belli bu adamları zamandan beri yaptıkları. Gene bak patlayacak iş. Zarrab'la ilgili iddialar var. İkisinin arasında işte bir takım para alışverişi. Ya kim bunlar? 5 milyon. Bir gazeteci 5 milyonluk yalıda oturur mu? 5 milyon liralık yalıda. Yani 5 milyon dediğimize bakma. Resmi fiyattır o. Nereden kardeşim buluyorsun bu parayı? Bir gazeteci. Nereden bulur? Yani ayda 50 bin lira maaş ki alamazsın. 50 maaş, 1000 lira maaş da Boğaz'da yalının parasını ödeyemezsin kardeşim. Bu paralar nereden geliyor? Ama dediğim gibi bu tip insanlara gazeteciyim diye geçinen, bu tiplere yüzü veren, o yalakalığı yaptıran siyasiler başta olmak üzere işte o devletten nemalanan bir takım müteahhitler, işte sanayiciler falan filan. Devlette iş yapan adam. Yoksa normal bir insan bunlara bitini vermez, bitini. Bitini vermez bunlara insan. Niye versin ki? Aynen. Yani gidip işte siyasilerle işte efendim şöyle oldu, böyle oldu falan diyecek. Bağlantı kuracak falan. Yok böyle bir şey ya. Ne oldu? Bumerang gibi bunlara dönecek. Aynen öyle. Nitekim de şimdi başladılar FETÖ'yü övmeye. AK Parti'den tepki gelmeye başladı. Olur mu katrandan şeker? Olmaz. Olmuyor işte. Olmaz. Recep abi kısa bir ara vereceğiz. Bir reklam aramız var. İkinci bölümde Haber Gazetesi'ni, Haber Medya'yı Art İfade Özel Programı'nda konuşmaya devam edeceğiz ve belki de en önemlisi Sayın Uzun'dan bu mesleğin onuruna dair konuşacağımız çok fazla şey var. O detayları da tekrardan dinleyeceğiz kendisinden. Kısa bir aranın ardından tekrar birlikteyiz.